Smart Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nün kuruluşundan bu yana belki de ilk defa tüm bölümler bazında bir ilk ders uygulaması başlatıldı. Bu ilk ders uygulaması kapsamında özellikle belli programlar için bu konuda belli birikimleri olan bilgi ve tecrübesinden yararlanabileceğimiz misafirlerimizi, konuklarımızı, hocalarımızı biz birimlerimize davet ettik. Bugün de yine o etkinlikten birisini okulumuzda gerçekleştireceğiz. Umarım sizlere son derece faydalı olacak. Çağırdığımız kişi bu konuda son derece birikimi olan bir arkadaşımız. Kendisi yüksek ziraat mühendisi. Çeyrek asırdan fazla bakanlık nezdinde Tarım İl Müdürlüğü de dahil tarım alanında pek çok çalışma ve projelerde görev almış. Isparta Televizyonu'nda uzunca bir süre bölgesi olarak bitkisel ve hayvansal üretim konularında bölgemizin sorunları ve iyi tarım uygulamaları ve hatta örneklerini görsel yayın aracılığı ile ulaşabildiği her noktaya taşıyan ve son olarak Bizim Topraklar programının yapımcı ve sunuculuğunu üstlenmiş, son derece keyifli programlara imza atmış, size meslek olarak yakın ancak bana sizden daha yakın olan birisi, benim ilkokul sınıf arkadaşım. 77'li yıllardan beri dostluğumuzun devam ettiği bir arkadaşımız. Şu an emekliliğinin tadını çıkarıyor. Aynı zamanda da özellikle tarım alanındaki desteklerle ilgili projelere danışmanlık yapıyor. Ben sözü fazla uzatmayayım çünkü söz sahibi bugün o kendisi. Ben yüksek ziraat mühendisi Sayın Onur Çakçı'yı sizinle baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Yıldız Hocam sağ olsun bize güzel iltifatlarda bulundu, anlattı bizi. Tabii okul arkadaşlarının da etkisi vardır umarım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle kendimi hızlıca tanıtacağım ama biraz da hızlı bir program olduğu için biraz Yıldız Hocam'la da konuştuk biraz önce. Hangi bölümler var, neler, kime hitap ediyoruz onu da bir netleştirmek istiyorum biraz da. Şimdi benim bildiğim tarımla ilgili tıbbi aromatik bitkiler bölümleri var, değil mi? Başka hangi bölüm var? Fidancılık bölümü var. Ormancılık var. Bitki koruma, süper. Başka? Bilgisayar. Güzel. Başka değişik farklı bölüm olan var mı? Ne güzel. Bize yakın, hepsi bizim alanımız içinde olan bir şey. Şimdi Yıldız Hocam sağ olsun biraz anlattı ama hızlıca ben de kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Sesim iyi, net geliyor değil mi sizde? Güzel. O zaman problem yok. Hızlıca kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da bugün neler konuşacağız, onlardan bahsedeceğiz. Ondan sonra güzel bir vakit geçireceğimizi, güzel bilgiler edineceğimizi tahmin ediyorum. Efendim, şimdi benim ismim Onur Çarkçı. Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Şöylece hani kendimi anlatmış gibi olmayayım da hızlıca bir anlatalım da kim olduğumuz anlaşılsın. Buraya neden geldiğimiz. Efendim Yıldız Hocamızın dediği gibi ben Isparta doğumluyum. Isparta Gülistan İlkokulu'nda okurken Yıldız Hocanızla beraber okul arkadaşıydık. Sıra arkadaşı da olduk zaman zaman. Yani bunu şunun için vurguluyorum. Bu okul arkadaşlıkları, İlkokul arkadaşlığı, ortaokul arkadaşlığı, özellikle üniversite arkadaşlıkları ileride sizin önünüze çok çıkacak şeyler. Yani insanların arkadaşlarının büyük bir bölümü, %70-80'i buralarda edindikleri arkadaşlarla oluyor. Bizim mesela sınıfımızdan, ilkokuldaki sınıfımızdan 3 tane profesör var. Onlarla gurur duyuyor. Bir sınıftan 3 tane. Biri de Yıldız Hocam. Bir tane İlker diye bir arkadaşımız var. Tıpta, çocuk cerrahisinde profesör. Onu da bilenler biliyordur. Bir tanesi de Amerika'da. Sivil havacılık, uzay falan filan o tip işlerle uğraşıyor. İlter iş diye. Bir sürü doktor arkadaşımız var, öğretmen arkadaşımız var. Siz çok iyi okudunuz diye söyleyebilirsin.
Gülistan mahallesini bilen varsa, Gülistan camisi var Isparta'da. Onun yanında Gülistan kahvesi var. O kahveyi işleten Sacit de bizim sınıf arkadaşımız. O da bizim çok sevdiğimiz, devamlı görüştüğümüz bir arkadaşımızdır. Yani ilkokul, ortaokul derken bir gün liseyi, Şaik Lisesi'ne başladığımızda, o zamanlar tabii bundan 30 sene, 35 sene evvelini bahsediyorum. Böyle özel okullar, değişik şeyler falan yok. Yabancı dilimiz İngilizce, seçmeli dersimiz Almanca olarak çok havalı bir şekilde okula başlamışken babam dedi ki, oğlum dedi, böyle Ziraat Mesleksiz diye bir okul varmış, sen oraya git. Ya baba, böyle bir okul mu var yani, mesleksiz var da, şimdi kapandı, şimdi de yok gerçi. Ziraat Mesleksiz'inden mezun oldum. Ondan sonra Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ondan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri, yani Ziraat Fakültesi'nde yüksek lisans. Ondan sonra benim hanımım da üniversite personeliydi o zamanlar, akademisyendi, asistandı. O doktora yapacak diye 35. maddeye takıldı. Ver elini, Konya Selçuk Üniversitesi'nde doktora yapmaya başladık bir anda. Yani ona arkadaşlık edeceğiz derken kendimizi doktora öğrencisi olarak bulduk. Böyle bir hayat, akademik hayatımız. Sonra bıraktık özel nedenlerle. Hanım da bıraktı. Bizim akademik hayatımız sona erdi. Eğitim hayatımız bu şekilde. Ondan sonra Tarım Bakanlığı'nda çalıştım ben yıllarca. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her noktasında çalıştım. Liseden mezun olunca ziraat teknisyeni oldum. Bir köyde 3-4 sene ziraat teknisyeni olarak çalıştım, köy grubunda. Ondan sonra ne yaptım? İlçeye geçtik. Ondan sonra ziraat fakültesini bitirdim o arada. Yani hem çalışıyorum hem okuyorum. Ziraat fakültesini bitirdim. Sizin de böyle hevesleriniz varsa önünüz açık demek istiyorum. Ve buna uygunsunuz bence. Ziraat fakültesini bitirince ziraat mühendisi oldum. Ziraat mühendisi olunca ilçe müdürü oldum. İlçe müdürü oldum, sonra şube müdürü oldum. Sonra il müdürü oldum. Yurt dışına gittim bakanlık nezdinde. Gelecek vadeden parlak bir eleman olarak beni seçtiler. Sen bir şeyler yapacaksın galiba dediler. Yurt dışına gönderelim. Yabancı dil eğitimleri aldım. İnanılmaz değişik projelerin içinde aldım. KOP, KAP, DAP, aklınıza ne geliyorsa bugüne kadar 30 senelik süre içerisinde Türkiye'nin her yerinde devletin uyguladığı, özel sektörün uyguladığı ne projeler varsa hepsinin içinde ben varım. Eleman olarak, sorumlu olarak, il sorumlusu olarak, koordinatör olarak, bölge sorumlusu olarak her yerde 30 sene çalıştıktan sonra emekli oldum. Bu süre zarfında da özel sektörle ilişkilerim devam etti. Şöyle geriye dönüp baktığımda içim gayet rahat, huzurluyum. Bu memlekete, millete çok hizmet ettim diye düşünüyorum. Lafı fazla uzatmadan kendi mevzularımıza gelelim. Bu arada da sizin için enteresan olabilecek bir şey yaptım. Bir gün bana dediler ki, fırsatlar önemlidir. Fırsatları değerlendirmek önemlidir. Değerlendirmek de hazırlıklı olanın yanındadır. Her zaman hazırsanız, yetişkinseniz, bilgiliyseniz, dop doluysanız fırsatlar ayağınıza gelir. Isparta Ticaret Borsası bir gün beni, başkanı çağırdı. Tabii yakın arkadaşımız. Onur Bey, gel seninle bir görüşeceğiz. Gittik. Ya dedi, biz bir yerel televizyon var, Kanal 32 televizyonu. Burada dedi, Tarım Aktüel diye bir program yapacağız. Bunu sen yapar mısın? Ya abi, biz böyle bir şey yapmadık hiç hayatımızda. Yani bir televizyon programı yapmadım. Kamera nasıl çalışır? Televizyon programı nasıl olur? Hiç bilmiyorum. Ya bir başla bakalım, iyi olur filan derken bir başladık. Şu anda sanıyorum 300. programdayız. 300. Her hafta yayınlanan, tekrarlarıyla beraber binlerce kez televizyonlarda yayınlanmış, zamandan zaman sizin gibi arkadaşlarımızın derslerinde gösterilen, ziraat fakültelerinde gösterilen programlar haline gelmiş bir program. Çünkü ben sizin okuldan mezun olduğunuz zaman gerçek hayatta olacağınız şeyim. Bir profilim yani. Siz yani mezun olduğunuzda, buradan mezun olup çalıştığınızda da, daha sonra diyelim ki devam ettiğiniz ziraat mühendisi oldunuz veya değişik şeyler oldunuz, oyum ben. Nerede çalışacaksanız orada çalıştım ben. Ne iş yapacaksanız onu yaptım ben. Hatta sıra dışı bir kişiliğimden dolayı çok farklı işler de yaptım. Bunları paylaşırız birazdan. Kısaca buyum ben. Şimdi
Buraya gelmeden önce Sedat abim var, Sedat Karakoy'un. Beraber geldik. Çok sevdiğimiz, saydığımız bir arkadaşımız ve abimizdir. Arkadaşlarınız da sizin biraz hani ne olduğunuzu da gösterir. Oturup kalktığınız insanlar, konuştuğunuz insanlar, muhabbet ettiğiniz insanlar sizin hayatınıza yön verir. Onlardan biri benim için. Dedi ki bana, sen dedi oraya davet etmişler seni. Ne konuşacaksın orada dedi. Ben de dedim ki abi yani böyle bir plana programa ihtiyaç yok. Hangi bölümlere konuşacaksın? Kim karşındaki kitle? Ben de dedim sorarız. Kimse ona göre konuşuruz. Plan tuttu abi. Aynen devam ediyoruz. Şimdi şöyle biraz hani araya espri de katmak istiyorum. Birinci kuralım şu. Sizi sıkmayacağız, bunaltmayacağız. Şöyle keyifli biraz birkaç zaman geçirip ondan sonra buradan dağılacağız. Birinci kuralımız bu. Öncelikle size bu okul hayatınızda çok 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 başarılar diliyorum. Size umut vermek istiyorum. Umut aşılamak istiyorum. Yani kafanızda belki şöyle soru işaretleri olabilir. Ya geldik buraya, asbelkader tesadüfen yazdık. Yani büyük çoğunluk böyle olduğu için ben böyle genelleme yapıyorum. Genellemeler doğru değil. Ya buradan çıkacağız, ne iş yapacağız? İş bulabileceğiz mi acaba? Bulamayacağız mı? Nerede çalışırız biz? Ne yaparız? Ya bakalım bir düşünürüz falan gibi şeyler aklınıza olabilir. Kesinlikle böyle düşünmeyin. Tarım, orman alanlarında size farklı şeyler söyleyenler olabilir. Ne diyebilirler? Ya iş mi var da gittin orada okudun falan filan diyenler olabilir. Kesinlikle bu doğru değil. Ben sektörün içindeyim. İlaveten şunu da söyleyeyim deminki bölüme ilaveten. Şu anda bir tarım hayvancılık şirket, danışmanlık şirketinin sahibiyim. Sizin gibi gençlerle çalışıyorum. İş veriyoruz, beraber çalışıyoruz. Projeler üretiyoruz. Fidan satıyorum, üretiyorum. Aynı zamanda Isparta'nın en büyük üreticilerinden biriyim. Büyük meyve bahçelerim var. Gül tarlalarım var. Lavanta tarlalarım var. Yani sizlerle temas eden şeyler. Özel sektörle çok yakın ilişki içindeyim. Umutsuz olmayın. Sedat abim gelirken dedi ki o Oxford Üniversitesi'ndeki hikayeyi anlatmayı unutma ha dedi. Şimdi biz laf dinleriz, söz de dinleriz. Onu da anlatalım. Bana bu programlar esnasında çok büyük destek olduğu gibi her yerde destek oluyor sağ olsun. Bir makale vermişti. Bir makale vermişti. Bu makalede Oxford Üniversitesi rektörünün bütün fakültelerin dekanlarıyla yaptığı bir toplantıdan yapılmış bir alıntı. Oxford Üniversitesi rektörü biliyorsunuz dünyada bir numaralı üniversite orası. Diyor ki yazılım, bilişim, bilgisayar bunlara çok kafayı takıyorsunuz ama diyor geleceğin diyor sektörü diyor geleceğin işi diyor tarım olacak, gıda olacak diyor. Dolayısıyla öğrencilerimizi bu yönlere yönlendirelim. Buralarda eğitim kalitemizi yükseltmeye çalışalım. Bu işleri geliştirmeye çalışalım diyor. Dolayısıyla hani bize biz söylesek buna inanmayabiliriz. Böyle de bir algı var bizde. Oxford Üniversitesi'nin rektörü söylüyor. Özel sektörden bana çok talepler oluyor. Ya şöyle bir yetişmiş, işi bilen bir iş verdiğimizde yapabileceğimiz bir arkadaşımız var mı diye soruyorlar mesela. Siz böyle hissediyor musunuz kendinizi? Yani bu özgüven var mı sizde? Yani ben şimdi gitsem bir yerde çalışsam çalışırım diye bir hissediyor musunuz kendinizi? Evet mi? Hissediyor musunuz? Şimdi bu genelde güzel hissediyorsanız süper zaten. Hissetmeyebilirsiniz. Ne hisseder? Ya biz bu okula geldik de işte bir şey öğrendik mi, öğrenmedik mi? Ya biz bir gitsek orada ne iş yapacağız filan diye bazı tereddütler böyle iç kıpırdamaları olabilir. Bizim hocalarımız da aynı şeyi söylerdi. Doğru, haklılar. Ben yaşayarak görüyorum bunu. Bu okulda her şey öğretilmiyor. Bu okulda size bir anahtar veriliyor. Kapı nasıl açılır? Açacaksın, gireceksin. Gerisi sana kalmış. Senin hayat tecrübenine kalmış bir şey. Yani biz eğer özgüvenli olursak, kendimize güvenirsek, kendimizi yetiştirirsek, bilgili olursak, ben bu işi yaparım arkadaş dersek, önümüz açık arkadaşlar. Mesela şu anda ben diyelim ki içinizden birine dedim ki Antalya'da şu firma var. Adam arıyor.
Mesela fidancılıkla ilgili fide yetiştiren bir firma veya fidan yetiştiren bir firma. Veya Isparta'da. İsmi de bu, telefonu da bu. Bu adam, bu firmanın sahibini telefonla arayıp, onunla görüşüp, ben buyum arkadaş deyip, buradan arabaya binip, kendi arabanıza binip Antalya'ya gidebilecek durumda hissediyor musunuz kendinizi? Kaç kişi hissediyor? Ama samimi olalım. Mesela o arkadaş çok emin, böyle demin her zaman tamam, o iş tamam gibi, o bende gibi. Ehliyet var mı mesela? Bu el kaldıranların hepsinin ehliyeti var mı? Yani bir şehirden bir şehire gidecek kadar araba kullanabiliyor musunuz? Güzel. Bu iyi bir şey. Bu iyi bir şey. Çünkü size böyle bir teklif geldiği zaman ilk soracakları şey, ehliyetin var mı diyorlar. Çünkü adam özel sektörde şöyle bir şey var. Arabayı ayrı adam kullanıyor. Çayı ayrı adam getiriyor. Mühendisliği, işte teknisyenliği, teknikerliği ayrı adam yapmıyor. Hepsi sensin. Dolayısıyla sana bir araba verecek. Sen bunu alıp götüreceksin, getireceksin, işçiyi takip edeceksin, pazarlama yapacaksın, alacaksın, satacaksın, muhasebeyi takip edeceksin. Böyle bir şey. Şimdi cebimden bir şey çıkardım. Bu benim böyle şu üç cebimde duran, bazen lazım olduğunda çıkardığım bir şey. Cebimdeki kelimeler. Şimdi biz her yerde çalıştık, her işi yaptık dedik ya. Bu konularda da, bu eğitim, anlatma, işte sunum konularında da pek çok eğitimler aldım. Bu da bir tekniktir. Bu da size bir yol göstersin, bir fikir versin diye bu tekniği kullanıyorum. Cebinize kelimeleri yazıp koyuyorsunuz. Tamam mı? Bu kelimeleri, hatta zaman almasın diye yapıyorum ben. Böyle daha bir görsel, güzel olsun diye seç 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 diyorsunuz. Herkes birer tane seçiyor. Ben şimdi yapmayacağım onu ama tekniği öğretiyorum. Oradan bir arkadaşımıza verdik. Ne yazıyor? Okunmuyordur belki. Hedefini belirle diyor. Tamam mı? Şimdi ben anlatıyorum. O arkadaş söylüyor. Hedefini belirle. Önemli bir şey mi bu sizce? Hedef belirlemek. İnsanın hayatta bir hedefi olmalı değil mi? Hedefini belirlemen için ne lazım? Kendini tanıyor musun mesela? Sen arazide, dağda, taşta gezer misin? Yoksa temiz, steril, klimalı büroları mı seviyorsun? Sen mesela fidan yetiştirebilir misin? Sen mesela işçiyi yönetebilir misin? Sen mesela bir yerde yöneticilik yapabilir misin? Mesela senin matematiğe, hesap kitaba mı daha çok kafan çalışıyor? Yoksa daha başka şeylere? Hangisisin sen? Sen kimsin? Bunu en iyi sen biliyorsun. Kendini ölçeceksin, biçeceksin, tartacaksın. Ya ben doğayı seviyorum. Ya. Ben mesela ben kendimi söyleyeyim. Proje danışmanıyım. Acayip devasa projeler yapıyorum. Ama bu kağıt, kürek işlerinden hiç hoşlanmıyorum. Onu ekip yapıyor. Ben ne yapıyorum? İletişim. Müşteri bulma. Konuşma. Parayı konuşma. Parayı tahsil etme. Bunları yapıyorum ben. Neden? Kağıt, kürekten hoşlanmıyorum. Neden? Kendimi tanıyorum. Kendimi biliyorum. Ona göre hedefimi belirliyorum. Tamam mı? Hedefimi belirlerken ne yapıyorum? Diyorum ki ya ben birkaç firmaya diyorum başvuruyorum. Ben buyum, şuyum, şuyum, şuradan mezun oldum. Anlatıyorum. Bir teklif geliyor. Gel bir görüşelim diyorlar seninle. Görüşüyorsunuz. Görüşmeye gitmeden önce bunları bir araştırın. Bu firma ne iş yapıyor? Sahibi kim? Nasıl şeylerden hoşlanıyor bu adam? Gittiniz orada. Yani hiç hoşlanmayacağınız bir şeye girmeyin. Hiç hoşlanmayacağınız bir şeye girmeyin. Burada vardır ama tesadüfen çıkacak mı bilmiyorum benim şeyde. İşini sev. Aşk ile yap. Tamam mı? İşini sevmezsen, her gün küfür ede ede işe gidersen asla başarılı olamazsın. Asla. Bir şey bir gün yenir, iki gün sevmediğin bir yemek. Annen dedi ki ya oğlum bunu yiyiverelim ya. Bugün bu var. Tamam anne senin hatırın için yiyelim. Ertesi gün kalan giden onu da yedik. Ertesi gün bir daha. Ya yeter ya. Tamam mı? Yani sevmeyeceğiniz, hoşlanmayacağınız bir işle uğraşmayın. Ne yapıyorsan yap, aşk ile yap diyor ya. Başka bir kelime çıkaralım. Ne? Bu şu anda size
başarılı bir iş hayatının sırlarını anlatıyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Tamam mı? Önce ne yaptık? Hedefini belirledi. Bunlar sıralı olsa daha süper olur. Burada ne yazıyor? Bilgili ol. En başta ne dedim? Özgüven olması lazım. Gittiğin zaman, insanlarla konuştuğun zaman, bir iş yaptığın zaman, gezdiğin, tozduğun, tanıştığın, oturduğun, kalktığın zaman insanların gözünün içine baka baka, onlara bir şey diyeceğini hissede hissede anlatabiliyorsan eğer, sende bir özgüven vardır. Bu özgüven gençlerde çok, biliyorum ben. Ama bazen gereksiz aşırı özgüven oluyor. Yani altı dolu olmayan bir özgüven. Onu yaparım, bunu yaparım. Bir adamda özgüven olabilmesi için bu olması lazım. Neydi? Bilgili ol. Bilgili olun. Kendi işinizle ilgili. Mesela şu anda internette veya sanal alemde çok dolaşıyoruz. Hemen telefonlarımızı açıyoruz. Facebook'a bakıyoruz, Instagram'a bakıyoruz. Ondan sonra YouTube'a bakıyoruz, orada videolar izliyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Kendi işimizle de ilgili şeylere merak salalım. Facebook'ta mesela fidancılıkla ilgili gruplara üye olalım. Onlar ne diyor, ne anlatıyor? Veya tıbbi aromatik bitkilerle ilgilenen adamlar ne yetiştiriyor, ne üretiyor, kaça alıyor, kaça satıyor, kim veriyor, nerede üretiyor, fidesi nerede üretiliyor? Bu konularda bilgili olalım. Yani sizin ilgi alanlarınıza atıf yapıyorum. Veya YouTube'da bir şey izleyeceksek 5 tane film izleyelim ama aynı zamanda ne yapalım? Kendi işimizle de ilgili şeyler izleyelim. Onun dışında bol bol okuyalım. Ya okumak bize biraz zor. Zor geliyor. Evet, hakikaten Türkiye'nin böyle bir sorunu var. Çok fazla okumuyoruz. Okumuyorsak gezelim. Oturduğumuz yerde, yurtlarda oturmayalım. Bu çevrede kim var? Hangi hoca daha bazı şeyleri daha iyi biliyor? Mesela bu bölgede bir fidancı varsa gidip onunla tanışalım. Bir sene sonra belki onun elemanı olabiliriz. Bir veya böyle tıbbi aromatik bitkiler yetişiyorsa, biz de bu bölgedeysek, zaten buranın ana vatanı gibi bir şey burası. Mesela tıbbi aromatik bitkiler bölümünde olan birkaç arkadaşı el kaldırabilir mi? Var. Mesela en köşedeki arkadaşımız. O sarı tişörtlünün yanındaki bayan arkadaşımız. El kaldı ya, ben dedi tıbbi aromatik bitkilerle. Mesela bu bölgede tıbbi aromatik bitkilerle ilgili lavanta, gül, kekik, adaçayı, biberiye pek çok bitki yetişiyor. Bunlarla ilgili mesela Kuyucak diye bir bölgemiz var bizim Isparta'da. Bol bol lavanta yetişiyor. Oraya hiç gittin mi veya böyle gitmek ister misin, gitme ihtiyacı duydun mu? Bana kısaca şöyle bir iki kelime söyler misin? Gittim mi? Gitmedim ama gitmek ister. Bunu demek istiyorum işte. Siz nerelisin mesela sen? Gelendosluk. Ha, Gelendosluk, Ispartalı. Ispartalı arkadaşımız Gelendoslu tıbbi aromatik bitkiler bölümünde okuyor ve işte bu işin en yaygın, en profesyonel turizmiyle, ondan sonra sanayisiyle, işte bitkisiyle, her şeyiyle iyi olan bir yeri görmemiş, görmek istiyor. Görmeni de tavsiye ederim. Onun ötesinde de şunu söylemek istiyorum. Bu arkadaş Ispartalı, birkaç sene sonra da görebilir. İl dışından bir arkadaş olduğunu düşün. Mersinli mesela. Dolayısıyla kendinizi geliştirmek için her fırsatı çok iyi değerlendirin. Staj yapıyoruz biz mesela. Bazen çok önemsemiyoruz. Bazen hani staj yaptığımız yerler de çok önemsemiyor bizi. Ya gelin oturun oturun gidin diyor. Ya staj çok önemlidir mesela. Bir insan hayatında, öğrencinin hayatında staj çok önemlidir. Staj da iyi bir yerde yaparsan, iyi bir performans gösterirsen ileride orada çalışma ihtimalin var. Dolayısıyla gezelim, tozalım, tanışalım, kendimizi geliştirelim ve bilgili olalım. Bu konuda da devam edelim. Başka bir kelime açalım. Zamanı yönet diyor. Başarının sırlarından bir tanesi buymuş demek. Siz şimdi öğrencisiniz. Bütün bu anlattıklarıma derslerden hariç zamanlarda vakit bulabilir misiniz? Mesela boş zamanınız oluyor mu? Oluyor mu boş zamanınız? Olmuyor mu? Oluyor mu? Oluyor. Ne yapıyorsunuz boş zamanlarınızda? Oyun oynuyorsunuz.
Bilgisayar mı? Telefonla oynuyorsun. Ha, tamam. Ya tamam. Güzel. Onu da oynayın. Şimdiki bizim neslimiz, bizim de çocuklarımız var. Aynı benzer, farklı değil. Bizde de var o şeyler artık yavaş yavaş. Oynayın onu da. Ama bu üniversitede okumak, bu meslek yüksek okulunda okumak, sadece burada gülelim, oynayalım, hoşça vakit geçirelim tarzı bir şey değil aslında. Gülelim, oynayalım, hoşça vakit geçirelim, arkadaşlar edinelim, oturalım, kalkalım. Ama bu bir kültürdür. Bu bir kültürdür. Burada insanlar birbiriyle nasıl diyalog kuracağını öğrenir. Aynı evde nasıl kalınır öğrenir. Nasıl yemek yenir, nasıl bulaşık yıkanır, nasıl babamızın gönderdiği parayla hayat idame ettirilir. Bunlar öğrenilir. Bunun yanında da meslek öğrenilir. Bütün hayatınız boyunca yapacağınız işler burada öğrenilebilir. O için fazla vakit kaybetmeyin. Zamanınızı çok iyi yönetin ve boşluklar yaratın. Kendinizi geliştirmek için zaman ayırın, bence çok önemli bir şey. Birkaç kelime daha okuyacağım. Ondan sonra bu danışmanlık işlerine geçelim. Bu projeler nasıl yapılıyor, nasıl gidiyor, nasıl bir sistemler var? Biz bunlar yararlanabilir miyiz? Onları da konuşalım. Farklı ol diyor. Farklı ol. Nasıl farklı olacağız? Sıradan mı olacağız? Farklı mı olacağız? Onu belirlememiz lazım. Şimdi Ziraat Fakültesi'nde okuyan bir öğrenci veya Meslek Yüksek Okulu'nun tıbbi aromatik bitkilerinde, fidancılıkta, ormancılıkta okuyan bir öğrenci. Bir bölümde diyelim 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi var. Bu 50 kişinin diyelim ki 30 kişisi mezun oluyor ve iş hayatına atılıyor. Ben de bir işverenim. Siz de geldiniz. Sizin sınıftan 5 kişi geldi, bize başvurdu. Ben çalışmak istiyorum diye. Seni neden seçeyim ben? Seni o 5 arkadaştan farklı kılan ne? Seni neden seçeyim ki? Ben seninle çalışmak isteyeyim ki, seni işe alayım ki? Farklı olmanız lazım. Fark nerede olur? Yabancı dil öğrenebilirsiniz. İngilizceyi öğrenirseniz mesela farklısınızdır. Mesela herhangi bir konuda bilgisayar, mesela o arkadaş dedi ya oyun oynuyoruz. Oyun oynarken bilgisayar konusunda da kendinizi geliştirirseniz çok iyi bir tercih nedenidir. Bunlardan bir tanesi. Veyahut da siz fidancılıkla ilgili bir yere başvurdunuz ama fidancılıkla ilgili bilginiz var. Anaş nedir, kalem nedir, aşı nasıl yapılıyor, ne zaman yapılıyor, hangi çeşitler var, hangi elma çeşitleri var, hangi kiraz çeşitleri var, piyasada geçerli olan çeşitler nedir? Az çok bir bilginiz var. Bunu da insanlara yansıttığınız zaman bu sizin için iyi bir artı puan olabilir ve bu sizin farkınızı yaratabilir arkadaşlar. Dolayısıyla farklı olmak toplumun her alanında, hem işte, hem evde, hem sosyal hayatta, hem çarşıda, pazarda size avantaj kazandırabilir. Başka ne olacağız? Çalışkan olacağız. Çalışkan mıyız peki? Yani bu benim anlattıklarım, dediklerimi derslerimizin dışında, ben böyle öğrenciler görüyorum çünkü. Araştırıyorlar, geliyorlar. Ya şunu nasıl yaparız, bunu nasıl yaparız? Ben şurada çalışmak istiyorum, bana yardımcı olur musunuz? Ben burada staj yapmak istiyorum, bana yardımcı olur musunuz? Bu konularda da atak olun, hızlı olun, hareketli olun, çalışkan olun, kendinizi geliştirmeye çalışın. Bu size çok büyük büyük faydalar sağlayacaktır. Çalıştığınız yerlerde yine başka bir kelime, gönüllü olarak çalışın. Çalışmanın iki sebebi vardır. Ya para kazanacaksın ya iş öğreneceksin. Tamam mı? Bazen şöyle olur. İlk başta siz genç elemanlar olduğunuz için size fazla yüksek ücretler teklif etmeyebilirler. Ama gönüllü olun. Ya ben bu işi öğreneyim, bir dahaki işte daha yüksek bir ücret talep edebilirim diye düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bizim kelimeler böyle 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 gidiyor. Bir sürü kelimeler var daha içinde. Neler var? Birkaç tanesinde ismini okuyayım. Ondan sonra yavaş yavaş diğer konulara geçelim. Hayatınızla ilgili çok heyecanlı olun ama sakin de olun aynı zamanda. Başka bir konu nedir? Mesela enteresan bir şey söylersek
sev, aşk ile yap demişiz. Sorumluluklarımızın sahibi olacağız. Oturduğumuz yerde oturup durmayacağız. Gezeceğiz, tozacağız, insanlarla tanışacağız. Kendimizi geliştirmek için bilgisayarda, yabancı dilde, kendi mesleğimizde kendimizi geliştirmek için araştırmalar yapacağız. Hocalarımızla iyi ilişkiler kuracağız. Şimdi hoca için herkes aynıdır, eşittir yani. Ama bazı öğrenci de vardır ki, hocam şunu nasıl yapacağız, şu nasıl oluyor? Yani buna biz kendi aramızda şey diyoruz, sempatik ihmal. Yani hocaya bir şey yaratıyorsun ya, bu çocuk iyi bir çocuk ya galiba, çalışkan, seviyor bu işi yapacak gibi. O size bir artı katma değer yaratabilir. Yani bu işin matematiği öyle çok karışık değil. Öyle benim başta söylediğim gibi başarılı olmanın sırlarını filan açıklıyoruz dedik ya. Onun gibi bir şey değil. Dürüst, güvenilir, işinize sadık, çalışkan, kendini tanıyan, hedeflerini belirleyen, bu konuda bilgiler edinen, donanımı olan, hazırlıklı olan bir insanın başarılı olmama ihtimali yok. Dolayısıyla bu konulara dikkat edersek az çok hayatta başarılı elde etme ihtimaliniz var. Ha, diyebilirsiniz ki, arkadaşım sen tabii işin var, aşın var, tuzun kuru, gelmişsin burada konuşuyorsun. Ama biz de aynı tezgahtan geçtik, affedersiniz yani. Biz de aynı yollardan geldik. Yani biraz önce Yıldız Hocam'la olan hatıratlarımızı anlatmıştık. Biz aynı mahallenin çocuğuyuz. Biraz da nasıl diyeyim, uygun mudur bilmiyorum, kenar bir mahallenin çocuğuyuz. Babalarımız tek maaşla geçinen, işte sizler gibidir, büyük çoğunluk öyledir. Babası usta, işte babası işte bir yerde işçi, babası bir yerde düşük maaşla çalışan memur. Böyle insanlar. Yani biz bu biraz önce anlattığım şeyleri yaparak, çalışarak, sorumluluklarımızı bilerek, kendimizi geliştirerek bir noktalara geldik. Hani örnek insan gibi olur belki. Mesela Yıldız Hocam, bilmiyorsanız da haberiniz olsun. Yeni bir şey, yeni bir haber son dakika. Yıldız Hocam sizin meslek yüksek okulun müdürüydü. Şu anda rektör yardımcısı oldu. Böyle bir şey oldu, birkaç gündür sanırım oldu. Yani Yıldız Hocam'dan örnek vereyim mesela. Yıldız Hocam'ı anlattım ben aslında. Şimdi bu dakikaya kadar başarının sırları derken. Neydi? Biz çalıştık, azmettik, sorumluluklarımızı bildik. Böyle imkanlarımız sınırsız değildi. Harçlıklarımız bol bol değildi. Biraz önce konuşuyorduk. Sedat abim de anlattı. Yıldız hocam da anlattı. Şimdi milletin çocuğu oynamaya giderdi. Biz işe giderdik. Gözümüz oradaydı ama. Tamam mı? Neden? Fakir aile çocuğu veya imkanları kıt yani. Tamam mı? Çalışmak zorundasın. Okul tatil olduğu günün ertesi günü işe başlamak zorundasın. O harçlığını, kitabını, defterini işte kendin almak zorundasın belli ölçülerde. Yani bir tane kalem olacaksa yani bir ajitasyon gibi algılamayın bunu. Yani bu böyle oluyor yani. Başka bunun bir mucizevi sırrı yok. Yani bizim hani böyle bir babamızdan dedemizden acayip mal servet filan kaldı da işte bir iki okul okuduk filan oradan da yok ya. Yani bugün biraz önce dün konuştuğum bir arkadaşım var yine benim. İbrahim Yılmaz mesela sizin ileride patronunuz olabilecek insanlardan biri. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde benim sınıf arkadaşım. Bak hep sınıf arkadaşı, okul arkadaşı. Şu anda nerede biliyor musunuz? Antalya'da. Antalya'daki Tempo Tarım'ın sahibidir kendisi. Tamam mı? Trabzonludur. 61 plaka. Has Laz'dır böyle yani. Hala konuşması her şeyi aynı. Benim gibi Isparta şivesiyle konuşuyor. Şimdi bu adam kim biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük kesme çiçek ihracatçısı. Antalya'da yüz küsür dönüm serada. Bu yani bu bahsettiğim yüz küsür dönüm ne demek biliyor musunuz? Dönümü 500 bin lira olan bir şeyden bahsediyorum. Yüz küsür dönüm arazide kesme çiçek üretimi yapıyor, fide üretimi yapıyor. Soğuk depoları var, ambalajlıyor, paketliyor. İşte gönderiyor Rusya bilmem neye falan. Kardeşi var İsmail, o da bizim bir alt devremiz. O da Türkiye Kesme Çiçek İhracatçılar Birliği Başkanı. Bunlar bizim hep sınıf arkadaşımız ya. Aynı benim anlattığım gibi çocuklar. Fakirlikten veya yokluktan. Fakirlik edebiyatı yapmıyorum yani yanlış anlamayın. İmkanların darlığından bahsediyorum. Yani bir mucize gibi bir şey değil. Şurada
neresi bu Ata Bey? Çünür. Isparta merkezde tıp fakültesinin yan tarafları aşağısı üniversitenin olduğu yerler Çünür biliyorsunuz. Çünür'de dün görüşmeler yaptım ben. Yine bir arkadaşımız Hüseyin Koç diye isim veriyorum bak. Afaki konuşmuyorum. O da bizim okuldan bir arkadaşımız. Şu anda 60 dönüm kesme çiçek serası yapıyor. Türkiye'nin kesme çiçek konusunda duayenlerinden biri. Antalya'da devasa yatırımlar var. Yurt dışına inanılmaz ihracatlar, şunlar bunlar. Dolayısıyla sıfırdan bu noktalara gelmiş arkadaşlarımız. Yani bunlar size bir ümit, motivasyon vermek için. Verebiliyor muyum bilmiyorum. Ama hepimiz, bu toplumun büyük bir kesimi böyle bu noktalardan gelmiş insanlardır. Sizin gibi köy kökenli, kırsal kesim kökenli insanlardır. Ve çalışırsanız, mücadele ederseniz, uğraşırsanız bu işte başarılı olmama ihtimali yok. Gelecek tarımda, hayvancılıkta, gıda üretiminde bunu aklınızdan hiç çıkarmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü nüfus sürekli artıyor. Yani bugün aç kaldığımız zaman bunun ne demek olduğunu herkes daha iyi anlayacak. Halen daha şu anda dünyanın büyük bir bölümünde açlık sıkıntısı var, gıda eksikliği var. Onun ötesinde çevre kirliliği, doğa kirliliği var. Bu da bizim büyük bir handikapımız. Küresel ısınma var. Bunlar verimleri sürekli azaltacak. Gelecek dönemlerde yakın bir zamanda açıkta bir şey üretme imkanı hemen hemen yok olacak. Tamamen kapalı sera ortamlarında oluşacak. Çünkü bu küresel ısınma dediğimiz zaman entel dantel bir şeymiş gibi geliyor bize. Ama o küresel ısınma demek aynı zamanda iklim değişikliği demek. İklim değişikliği demek istemediğimiz zaman yağan yağmurlar, istediğimiz zaman yağmayan yağmurlar, dolular, seller, felaketler, kara lekeler, paslar, iç kurtlarının artması falan gibi inanılmaz şeylere sebep olabilecek şeyler. Sonuç olarak doğal olarak da bu zaten sonucu. Gıdaya bizim ihtiyacımız var. Her zaman bu bize lazım. Dolayısıyla sizin mesleğiniz de buna uygun. Ümitsizliğe kapılmadan mücadelemize devam edelim demek istiyorum. Buraya kadar böyle güzel bir şeyler anlattık sanırım. Anlatmaya çalıştık daha doğrusu. Teşekkür ederiz. Tabii ki ne anlattığınızdan öte karşıdakinin ne beklediği de önemli. Biz bunu hani yıllardır yaptığımız toplantılarda görüyoruz. Kısaca bizim hayat hikayemizi girişmiş bir şekilde bazı örnekler verdik. Size bir şeyler vermeye, katkılar vermeye çalıştık. İnşallah faydalı olur. Bu tip toplantıların bir faydası da bizim gibi insanlarla tanışma fırsatı elde ediyor öğrenciler. O da önemli. Bizimle tanışmak isteyen, bizimle iletişim kurmak isteyen arkadaşlar da bizimle iletişim kurabilirler. Her zaman kapımız sizlere sonuna kadar açık olduğunu söylemek istiyorum. Diğer teknik konulara geçmeden önce bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu tip toplantıların hani böyle oluyor. İşte bir insan geliyor, işte bir ilk dersi versin, işte tecrübelerini aktarsın filan gibi. Bu tip şeylerin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bizim hani sektörde bir karşılığı olan insanlarız. Bazı şeylerle tecrübelerimiz var. Şu anda aklımıza gelir gelmez söylemediğimiz birçok şey olabilir. Veya açık ortamlarda söyleyemeyeceğimiz şeyler olabilir. Bizimle tanışmış oluyorsunuz, görüşmüş oluyorsunuz. Ne dedik? Oturduğumuz yerde oturmayalım, gezelim, tozalım, tanışalım, konuşalım, iletişim kuralım, iletişimimizi artıralım, insanlarla nasıl konuşacağımızı, oturacağımızı, kalkacağımızı öğrenelim diye. Bu da bir vesile oluyor. Bunun devam etmesini isterim ben. Yani şimdi hocalarımız tabii ki bir şeyler anlatıyorlar, bilgiler veriyorlar. O çok önemli. O olmadan asla olmaz. Ama bizim gibi bir de hani dışarıda gezen, tozan, bir şeylerle karşılaşan insanlar bu gençlere bir şey anlatırsa da bir ekstra bir katkı olur diye düşünüyorum. Efendim, bu bölümdeki konuşmamız bu kadar. Bir 5-10 dakika daha bu projelerle ilgili, onlarla ilgili konuşalım ve bu toplantımızı tamamlayalım istiyorum ben. Şimdi ben en başta anlattım. Bir danışmanlık şirketinin sahibiyim. Tarım hayvancılık danışmanlık şirketinin sahibiyim. Burada tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu var. Bilenler biliyordur.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar. Bütçesinin bir kısmı oradan geliyor, bir kısmı Türkiye'den geliyor. Ondan sonra COSGAP var. Ondan sonra Tarım Bakanlığı'nın KKYDP dediğimiz kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programları var. Var, var, var. Bu işlere girerseniz birçok şeyler var. Ama sizin hani tarım ve orman önceliğiniz olduğu için bunlardan bahsedeyim biraz. Bunların biz projelerini yapıyoruz. Tabii bu projeler küçük projeler de olabiliyor. Küçük projeler nedir? Balya makinesi, silaj makinesi, alet ekipmanlar falan tarzında küçük projeler de olabiliyor. Soğuk hava depoları, devasa hayvancılık yatırımları, güneş enerjisi sistemleri, seracılık yatırımları vesaire vesaire gibi pek çok milyonlarca lira karşılığı olan yatırımların projelendirmesini de yapıyoruz biz. Bu neden böyle bir şey yapılıyor? Bilmeyenler için söylemiş olayım. İnsanlar, bu işe yatırım yapmak isteyen insanlar, çiftçi de olabilir, dışarıdan kimseler de olabilir. Mesela bir sera yapmak istiyor. Bu seranın bir maliyeti var. Örneğin dekara maliyeti 50 bin lira, 60 bin lira bugünkü rakamlarla. 10 dekar sera yapmak istiyor. 500 bin lira, 600 bin lira, 700 bin lira gibi bir rakam. 1 milyon lira gibi bir rakama ulaştı mesela sera yapımı. Devlet diyor ki, yani Tarım Bakanlığı veya değişik kurumlar şöyle yapıyor. Sen bu sera yapacaksın ya, size de bu ışık olabilir bu. İleride ben ne yapacağım sorusunun bir cevabı olabilir. Aklınızda olsun. Kendiniz bir şeyler yapmak, üretmek istiyorsanız eğer. Bunun mesela TKDK dediğimiz kurum %65'ini, %50'den 65'ine kadar, yani %65'ini hibe olarak size veriyor. Onların dediği şartlarda projelendirirseniz, yaparsanız, başvurursanız ve o projeler geçerse %65'ini mesela. Artı %18 KDV muafiyeti veriyor. %82-83'e geliyor. Çok uygun bir şey. Yani 100 bin liralık bir yatırım yapacaksın, 80 bin lirasını neredeyse devlet sana hibe olarak. Yani bu hibeyi açalım, karşılıksız para demek. Yani bu bir geri ödeyeceğin bir para değil. Faizli bir para değil. Bir şey değil yani. Sen onun dediği şartlarda projelendirir ve yaparsan bunun karşılığında sana böyle bir destek verir. Başka mesela bir iş yapacaksın, %50 veriyor. Başka bir iş yapacaksın, işte %70 veriyor. Dolayısıyla bunların projelerini yapıyoruz biz. Bu bir sektör yani. Yani sizler de yapabilirsiniz bunu. Bunun projesini yapabilecek kabiliyette, kapasitede kendinizi geliştirirseniz bunlar tabii ki bu bir ücret mukabil oluyor. Yani proje demek karşılığında bir ücret alıyorsun demek. Size de bir iş imkanı doğmuş oluyor. Yine kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı diye şu anda açık olan bir program var mesela. Onda da %50 gibi bir destek oluyor. Bunun evrakları var, işte projeleri var, çizimleri var, mimari, statik, elektrik, sulama, bir sürü değişik değişik projeleri var. Mühendislerle, mimarlarla biz kendimiz rahat mühendisi olarak çalışıyoruz. Bu işleri toparlıyoruz. Evet, kısaca bu konuda da söyleyeceklerim bunlar. Son olarak da şöyle toparlayalım ve bitirelim. Son bölümde böyle bir merak ettiğiniz bir şeyler varsa, soru cevap tarzında bir şey yapalım istiyorum diyorum. Hocalarım da eğer benim unuttuğum katkı yapmak gereği olan bir şeyler varsa onlar da söyleyebilir. Daha çok öğrenci arkadaşlarımdan böyle olur ya, biz anlattık ama aklımıza gelmeyen bir şey oldu veya onun merak ettiği bir şey var. Onu da gündeme getirmiş olalım. Biz hani kendimizi geliştirelim, hazır olalım dedik ya, bu çok önemli bir şey. Şu dönem zarfında mesela ehliyeti olmayanlar, imkanları varsa ehliyetini alsınlar kesinlikle. İkincisi, bir halk eğitimin veya okulda, üniversitede açılan bir takım kurslar veya COSGAP'in açtığı girişimcilik kursları var. Onlara mutlaka katılın. Çünkü bizim yaptığımız projelerde mesela orada bir yaşı genç olması çok önemli bir kriter. 40 yaşın altında olması. Mesela bayan olması çok önemli bir kriter. Mesela bu konuyla ilgili bir eğitim almış olmanız. Mesela sizin bu diplomanız orada çok önemli bir şeye geçiyor. Yani bir sıralama kriteri var. İşte yatırımcının özellikleri diye bir bölüm var. O bölümde mesela bu konuyla ilgili bir eğitim almış mı diyor. İşte halk eğitimden bir eğitim almışsa veyahut da
böyle bir üniversite mezunuysa veya meslek yüksekokulu mezunuysa 5 puan, 2 puan, 3 puan artı siz öne geçiyorsunuz. Onun ötesinde hatırlattığın için teşekkür ederim hocam. Genç girişimci diye bir proje var. Ondan istifade edebilirsiniz. İyi oldu bunu hatırlattınız. Her sene açılıyor aşağı yukarı Tarım Bakanlığı'nın. Bu da size uygun bir şey. Yaşınız 40 yaşın altındaysa Genç Girişimci Projesi diye bir proje var Tarım Bakanlığı'nın. Birçok konu var. Mantar yetiştiriciliğinden fidan yetiştiriciliği. Aklınıza ne? Mesela fidan yetiştiriciliği bölümünde okuyanlar şöyle bir şey düşünün. Ya ben kendim bu fidanı yetiştireyim, satayım onun için falan diye düşünebilirler. Aynen bu projelere destek oluyor. 30 bin lira. 30 bin liralık bir destek var ve bu deminki söylediğim gibi %50-50 değil, %100 hibe. Yani sen o şartları tanıyorsan o başvuruyorsun, gayet kolay başvurması. Devlet sana 30 bin lira hibeyi, parayı karşılıksız veriyor. Geri de istemiyor. Mesela sizin bu iş kurmanızda filan mantıklı bir sebep olabilir. Sertifikalar alın, ehliyetler alın, belgeler alın. Bunlar sizin sonradan işinize yarar diye düşünüyorum ben. Evet. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Hani şey dedik ya, aktif olalım, sorumluluk sahibi olalım. Ondan sonra girelim, oturalım, kalkalım. Bunlardan biri de soru sormak. Merak ettiğiniz bir şeyi sorun. Yani hiçbir çekinmeyin. Yani bu saçma mı olur, söylem olur, yanlış mı olur diye. Fikriniz olduğunu gösterir. Bu konuyla ilgilendiğinizi gösterir. Şimdilik beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah her şey sizin için iyi olur. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Her şey gönlünüze göre olsun istiyorum. Isparta Ticaret Borsası, Yalvaç Satış Salonu, bölgemizdeki hububat ve bakliyat ticaretini daha güvenli hale getirilmesi amacıyla kurulmuştur. Çiftçimizin ürünlerinden yetkili personelce numune alınır. Alınan numune, görevli personel tarafından tüm toprak mahsulleri ofislerince de kullanılan analiz cihazına konulur. Rutubet, protein, hektolitre, yaş gluten, buğday sertliği ve sedim ölçülerek ürüne ait değerler tespit edilir. Analiz sonuçları ve numune görevli hububat eksperi tarafından değerlendirilerek taban fiyatı belirlenir. Daha sonra ürün numuneleri satış salonunda hazır bulunan alıcılara incelenmek üzere takdim edilir. Belirlenen taban fiyat üzerinden ürün açık artırmaya sunulur. Verilen en yüksek teklif üreticiye belirtilip onaylandığı takdirde satış gerçekleşir. Satış işlemi tescil edilerek hem satıcı hem de alıcı hukuki güvence altına alınır. Hububat ve bakliyatta güvenli ticaret ve iyi fiyat için siz de ürünlerinizi Isparta Ticaret Borsası satış salonuna getiriniz.